Hadi. Mehmet Emin Demirel, Vardili. Evet. Bugün temayül yoklamasındayız. Buranın atmosferiyle ilgili bir yanıt. Atmosfer çok güzel bir gün Mardin'de. Güzel olması sebebiyle demokrasi kokuyor ortalık. 92 tane adayımız vardı. 92 adayımızdan işte milletvekillerimiz bir de Demirel Kayakabiyemiz çıktıktan sonra isimden ona temayüle katılmaması gerektiğini söyledi genel merkez talimatlarıyla. Bu süreçte 89 tane adayımız var. Bütün adaylarımız demokrasi adı altında, adalet adı altında çok güzel örnekler gösterirler. Kardeşçe, zaten karşımızda gözüktüğü gibi kardeşçe bir yaklaşım var. Bazıları broşür bastı, bazıları şapkalar dağıttı. Türlü türlü aşakırlarla delegasyonlara ciddi anlamda katkı sağladı. Gördüğünüz gibi güzel bir katılım var. Teşkilatlarımız iyi bir disiplin içerisinde oylamaya katılım gösterdiler. İl yönetimimiz hakikaten düzenli ve disiplinli bir organizasyon gerçekleştirmiş. Mardin'imize ve memleketimize hayırlı olsun diyoruz. Yani burada bir temayül yapılmışsa bütün Mardin merkez ve ilçelerinden, Nusaybin'den, Kızıltepe'den, Dargedüt'ten, Savur'dan, Ömerli'den, bütün her yerden gelen bu insanların temayüle katılmasından dolayı hepsine teşekkür ederiz. Ama bir o kadar da bizim genel merkezin bu temayül sonuçlarına önem vermesini rica ediyoruz.
değerlendirmeyi? Yani biz burada bir partimizin temayül yoklaması için buradayız. Evet. Partimizin adı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu için ve bundan dolayı da ne kadar adalete önem verdiğinden dolayı böyle bir temayüle başvurdu. Onun için buradayız. Peki burada çıkan sonucu önemsiyor musunuz? Tabii ki. Sadece biz değil. Hem biz hem bize, bizim genel merkezimiz de bu sonucu önemsemesi lazım. Çünkü esas tabanın sesini ve rengini belirten bu sonuçtur. Gördüğünüz gibi 1500-2000 teşkilat mensubu kardeşimiz, genel merkezimizin önemsediği tabanı katılımını gerçekleştirmek üzere tercihlerde bulundular. 92 aday adayımız için tercihlerde bulunmak üzere bir nevi sandık başına gittiler. Bu da partimizin demokratik katılımına ne kadar önem verdiğini, tabanı ne kadar ciddiye aldığını, taban tercihleri doğrultusunda aday olacakları belirleme temelinde ne kadar önemli bir teşkilat disipline sahip olduğunu gösteriyor. Ki başka partilerde bu heyecanı, bu katılımı, bu sistematik çalışmayı görmek zaten mümkün değildir.